Manşet'e hoş geldiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sözleri, konuşması sosyal ağlara damgasını vurdu. Ömer Fa Faruk Gergerlioğlu dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu gündeme getiren başka milletvekili olmadı. Başka bir üye olmadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşurken de elbette Yeşil Sol Parti sıralarından kendisine destek veya destekleyici açıklamalar geldi veya sataşmalara cevaplar geldi. Ee, başlıca önde olan, yani önde olan milletvekillerinden biri de <laughs> Meral Danış Beştaşlı. Şimdi Şimdi e, bu konu konuşuluyor. Ömer, e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ne söylediği malum ve e, ona sataşmalar da malum. Fakat bu bir şeyi ortaya koyuyor. Şimdi konu ne? Konuşu. Yusuf Kerim annesinden 80 gün uzak tutuldu. 80 gün annesini göremedi ve kanser teşhisi konmuş ve ağır bir tedavi geçiriyordu bu çocuk ve bu çocuk bu çocuğu annesinden koparan gerekçe annesinin baylok kullanması ya da bankasya da hesabı olması gibi gerekçelerdi ve bu gerekçelerle içeride tutulan hakkında soruşturma açılan yüz binler gibi onlardan biriydi. Yusuf Kerim'in annesi. Neticede bununla ilgili bir kampanya oldu ve bu yılın ilk aylarında bu kampanya yasa değişikliği sonucunu getirdi ki bu yasa değişikliğinde Ömer Faruk Yergeloğlu'nun çabası da kuşkusuz unutulmaz. Ve anne tahliye oldu ve oğlunun son aylarında onun yanında olabildi. Ona destek verebildi. Bunu anlattı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ahim kararlı uygulamak zorundasınız dedi. Ahim kararı da zaten bu neviden suçlarla ilgili olarak içeride tutulan veya hakkında işlem yapılan herkesin aklandığını, suçsuz olduğunu, hakkında işlem yapılamayacağını gösteren ve büyük dairenin aldığı tartışılmaz bir karardı. İtirazı olmayan bir karardı. Tartışılabilir elbette ama uygulamak zorundasınız. Uygulamasını tartışılacak yani uygulanmasının Hayata geçirilmesinin tartışılacak bir tarafı yok, o anlamda söylüyorum. Ve yine Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tuttuğu fotoğraf Arslan ailesi. Karı koca Edirne'de tutuklandılar ve 6 çocukları annesiz babasız kaldı. Beşi beşiz ve e, kimi bunların beşiz olarak dünyaya geldikleri için doğuştan bir takım rahatsızlıkları var ve o konuda yakın ilgiye ilgiye muhtaçlar. Ömer Faruk Yergerli bunu anlattı. Bunu anlatırken kendisine yönelik, yönelik sataşmalarda ben tutanaklara baktım, onu Twitter'da da paylaştım. Sataşmalar e, videoda görülmüyor fakat e, tutanaklarda görülüyor. Sataşan AKP'li MHP'li milletvekilleri e, ölen şehitlerin de çocukları vardı. Onlarınki çocuk da yani bu bunlar çocuk da onlarınki çocuk değil mi filan gibi sataşmalarda bulunuyorlar. Yani şimdi çok acayip bir noktaya oturmuş durumda ve buna kimse sesini yükseltmiyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde ölen insanlar var, şehit olan insanlar var. Sanki bu cadı avı veya bir gruba bir cemaate dönük yapılan operasyonlar, yüz binlerce insan hakkında soruşturma açılması, tutuklanması, içeri atılması, çocuk çoluk çocuk beraber mağdur edilmesi bunun bir kefareti, bunun bir bedeli gibi sunuluyor. İçeridekilerin çocukları yok muydu? Sanki bu anne baba, Yusuf Kerim'in annesi ya da babası onları şehit etti, öldürdü. 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Böyle bir, bir şey var. E, i̇kincisi bunun üzerine bir kampanya düzenleniyor dedi. Kim? Leyla Şahin ki AKP Grup Başkan Vekili galiba ön sıralarda oturuyor. Bunun üzerinden bir kampanya yapılıyor. Bu işte cemaatçilerin kampanyasına falan yol açıyor, vesile oluyor falan. İtiraz ederken de bunu söylüyor. Yani temel dayanak bu. Bir, bunlara çoluk çocuk dalın acımayın çünkü şehitlerin de çocukları vardı. İki, bunun üzerinden bir kampanya yapılmasına asla izin veremeyiz. Hareket noktası bu. Ve bu hareket noktası maalesef başarılı oldu. Maalesef son yedi yılda herkesi korkuttu ve herkesin kendi kabuğuna çekilmesine yol açtı. Kimse destek çıkamıyor. Kimse Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmiyor. Bu Arslan ailesi. Baba anne tutuklandı. Çocuklar. O küçük olanlar, önde sıralanmış olanlar beşizler. Beşizler yalnız kaldı. Arif, Ahmet, Meryem, Yusuf ve Selahattin. Bir de Vildan isimli 13 yaşında bir daha büyük çocukları var. Beşizlerden Arif doğuştan engelli. Çocuklar doğum esnasında çoklu doğumdan dolayı erken doğdukları için uzun süre hastanede yoğun bakımda kalmışlar ve belli ki zor günler geçirmişler. Ve belli ki belli şeyleri de hala taşıyorlar ve anneye ihtiyaçları var en başta. Abdülkadir ve Nurcan Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geride gözü yaşlı altı çocuk bırakmak zorunda kaldılar. Evet çocukların çığlıkları paylaşılan videolar hala hatırlara geliyor. Gelsin de. Arslan ailesinden bir başka Arslan'a geçelim. Ayşenur Arslan. Bu atış kime denk geldi diye soruyor Bülent Çelik gazete penceredeki karikatüründe. Ayşenur Arslan'a denk geldi. Ayşe Nur Arslan bir figürdü. Ayşe Nur Arslan bir semboldü. Ayşe, Ayşenur Arslan üzerinden KJ'de de yazdığım güvenlikçi politikalar devreye sokuldu ve devrede olduğu hissettirildi. Devlet bir şey diyorsa bunun önünde arkasında sağında solunda hizalanacaksın arkadaş. Ve asla kritik etmeyeceksin. İç işleri ne açıklama geçmişse, milli savunma ne demişse, mil, mit önüne ne metin koymuşsa bunu okuyacaksın. Hak ihlalleri raporu Dicle Fırat Gazeteciler Derneği açıklamış. Sadece Eylül ayında 4 gazeteci tutuklandı, 268 habere erişim engeli getirildi. Merdan Yanardağ tahliye oldu geçmiş olsun 100 günün ardından. Fakat 2,5 yıl hüküm giydi ve içeride bulunduğu, içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yani beraat etmiş değil. Elbette sevinenlere bir şey demiyorum yani tutsak olmaktan kurtuldu. Bu rejimin tutsaklarından biri olmaktan kurtuldu ama içeride hala hazırda rapora göre söylüyorum 63 tutuklu gazeteci var. Onlar için sesinizi yükseltmek zorundasınız. 63'ün biri çıktı bu rapor yayınlandığında Merdan Yanar'da 62'si hala içeride. Onlar için sesinizi yükseltmek zorundasınız. Tıpkı Merdan Yanardağ için yükselttiğiniz gibi. Sadece gazeteciler değil, Türkiye istihbaratıyla, dış diplomasisiyle, dışarıdaki elçilik ve konsolosluklara yuvalandırdığı ajanlarıyla bir cadı avı, bir sürek avı götürüyor aynı zamanda. Gücünün yettiği ülkelere rüşvetle, iltimasla veya avanta vererek veya işte bir takım imtiyazlar vererek neyse operasyonlar düzenliyor orada ve firari diyor. Yani 30 yıldır Tacikistan'da yaşayan Koray Vural, MIT operasyonuyla Tacikistan'da da anlaşılarak Türkiye'ye getirilmiş böyle bayrak arasında fotoğrafı çektiriliyor ve ajans aracılığıyla servis ediliyor. Ailesi sosyal medyadan firari öyle mi? Neden Türk pasaportunu iptal ettiniz? Etmeseydiniz gelseydi ülkeye. Abimi ne hale getirmişsiniz? Kaçırdınız, işkence ettiniz, kendiniz de servis ettiniz diyor hesap. 20 gün öncesine göre oldukça zayıfladığı görülmüş fotoğrafa bakan yakınları söylüyorlar. Evet. 30 yıldır Tacikistan'da çalışan, eğitimcilik yapan, orada aile kurmuş, yaşayan bir insan yani. Firari falan da değil bu arada. Yani kullanılan kelimelerde de gerçekten problem var. Bir başkası. Yazın Özge Özbek hakkında kampanya yapılmıştı. Sonra çok fazla hatırlanmıyor. Geçtiğimiz günlerde galiba Sezgin Tanrıkulu bir video çekti. Yani Eylül ortalarıydı. Hastanede tedavi görürken tutuklandı. Beyninde tümör var ve tahliye edilmiyor. Eşinin denge kaybı nedeniyle kafasını sert bir cisme çarparak hastaneye kaldırıldığını söylemiş Özgür Özbek. Çekilen MR ve tomografi sonucunda beyninde kanamanın olduğu tümör sayılarında artış olduğu tespit edilmiş. Peki suçu ne? Neden içeride? 22 Kasım 2011 örgüt üyeliği iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Beyninde oluşan tümör nedeniyle 2020 Acıbadem'de 2020 yılında Acıbadem'de açık beyin ameliyatı geçirmiş. Sonra da açık beyin ameliyatı geçirmiş. Sonra da yakalama kararı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede gözaltına alılarak tutuklanmış. Geçtiğimiz Temmuz ayında hakkında kampanya yapıldı. Netice vermedi ve hala içeride tutulmaya devam ediliyor. Özgü Özbek Sadece bir örnek getirdiklerin birkaç örnek. Binlerce on binlerce böyle dram var. Anayasa Mahkemesi son dakika kararı hukuksuz şekilde tutuklu tip milletvekili avukat Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu genel kurula sevk etmiş. Böylelikle süreç uzadı. Peki şimdi ne olacak? Doçevele'de bununla ilgili bir değerlendirme yapılmış Ali Can Uludağ imzalı. Onu ona bakalım. Bundan dolayı An Anayasa Mahkemesi'nin Can ile ilgili karar vermesi uzadı haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesinleşen hakkındaki kesinleşen hüküm okunduğu anda vekilliği düşecek. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verirse bile de o geriden gelecek tıpkı Ömer Faruk Yergerlioğlu olayında olduğu gibi. Maalesef. Can Atalay olayı da bu. O arada ona başka buna başka sadece iki örnek getireceğim. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Kobani olayları kapsamında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Meral Danış Beştaş'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılanmasının durdurulmasına karar vermiş. Doğru. Doğru karar bu, uygulama bu. Fakat bu uygulama son dönem ve şimdiki dönem değişti. Son dönem e, bazı birkaç milletvekilinde değişti. Özellikle 2018'den itibaren bu emareleri gördük. 2000 e, bu bu seçimde de sadece Can Atalay örneğinde de görüldüğü gibi yargılama durdurulmadığı gibi devam ediyor. Tıpkı Ayşegül Doğan'da ilgili yargılamada olduğu gibi kapatılan İMCB İMC TV'de program yapıyordu. 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza istinafta bozulmuş, yeniden başlamış, dava Diyarbakır 9. Ağır Ceza'da görülmüş filan falan. falan. Ama onunla ilgili böyle bir karar çıkmıyor. Yani 8. ağır ceza milletvekili seçildiği için biz yargılamayı durduruyoruz diyor. Ama 9. ağır ceza devam ediyor. Can Atalay kararı da orada işte Anayasa Mahkemesi'nde filan. Yani yerleşik uygulamayı özellikle son aylarda bu milletvekillerine dönük tutumla değiştirdiler. Yani her mahkeme kafasına göre karar alıyor. Kimi doğru karar alıyor, kimisi de Ankara'dan gelen edilen telefonlarla. Ama Can Atalay belli ki Mühim simge bir isim olduğu için ve hakkında da işte alel acele yargıtay onaması geldiği için gezi davası kararı sonuçlandığı veya hüküm kesinleştiği için belli ki milletvekilliği düşürülecek. Öyle görülüyor. işçi partili arkadaşları yürüme eylemi başlatsalar bile. Bakın her taraftan şey yükseliyor. Feryat yükseliyor. Nurse hemşire isimli bir hesap. Bir kadını sabaha karşı yatağından alıp başka bir şehre götürüp nezarete atıyorsunuz. Gece 0.15'te nöbetçi mahkemeye çıkarıp 0.30'da bilmediği bir şehirde sokakta bırakıyorsunuz. Beni otogara bari bırakın diyor. İşimiz bitti buradan git diyorsunuz. Telefonum yok belki param yok falan. Hikayeyi anlatmış yani. Böyle de bir ülke. Sonra da işte doktorlar neden gidiyor? Sancaktepe Belediyesi'ne ait ihale süreci tamamlanmamış. Göstermelik temelin su dolu, su dolu çok, çukurunda 3 kardeş boğulmuş. Gazete Duvar'dan Erceren'in karikatürü. Yani can ve mal güvenliği olmayan bir ülke. Bir başka hikaye. Aynı yol aynı manzara. İç sayfalarda haber oldu bugün kimi gazetelerde. Ya, yani Rize Artvin Trabzon'u etkileyen sağanak yağışta dereler taşmış su başkınları olmuş filan falan neyse. Rize güney Su Karayolu. Yine çöktü diye geçiyor haberlerde. Daha önce iki kere daha çökmüş. Üçüncü kere de çöküyor. Yapıyorlar bir daha çöküyor. Yapıyor. Yani problem var demek ki. Böyle bir ülke. Bir gün yolda giderken bir anda arabanızla beraber yol çökebilir. Sonra doktorlar niye kaçıyor? Her gün 15 doktor yurt dışına yerleşmek için başvuru yapıyormuş. Her gün 15 doktor. Ya bu kadar mezun vermiyorsunuz siz. Bu kadar mezun vermiyorsunuz. Sadece Eylül ayında... 321 doktor yurt dışında çalışmak için iyi hal belgesi istemiş. 321. Hastaneler kurarsınız bu insanlarla. Yetişmiş beyinler, tecrübeli uzmanlar giriyor. Sonra iki kulüp başkanı, Türkiye'nin en büyük iki kulübünün başkanının ağız dalaşına bakın Allah aşkına. Ondan dolayı ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Biri diyor ki işte malum terör örgütü temizlenmedi hala. Öbürü de diyor ki ya sen içeride başka dışarıda başka konuşuyorsun. Açıklamalar. Ve altı bu. Biri Galatasaray birisi Fenerbahçe Başkanı. Yani ülkede her şey çökerken spor mu kalacaktı Allah aşkına? Ali Babacan'ı takdir etmek lazım. 128 milyar dolar bunu da ekibiyle beraber hesapladı ortaya koydu. Arka kapı işlemleriyle doları, dövizi neyse döviz kurunu belli bir yerde tutmak için piyasalara enjekte edildi. Bu da birilerini de zengin etti ve devletin parası, hazinenin kaynakları Merkez Bankası rezervleri çarçur edildi. Fakat Ali Babacan mühim bir şey söylüyor. Bir fikri takip yapıyor güzel. Bu rakam diyor 354'e çıktı. Yani 128 354 oldu. 226 milyar dolar daha eklendi. Neredeyse 3'e katlanmış. Tamam 128 milyar dolar nerede diye bir kampanya yaptı muhalefet. Güzel bir kampanyaydı. Etkili de oldu. Bir iki ay sürdü sürmedi. Sonra arkasını takip etmediler. Halbuki şimdi Ali Babacan'ın açıkladığı bu çerçevede Teyit de ederek kendi hesap uzmanlarına falan da inceleterek yapın devam ettirin 354 milyar dolar nerede deyin ya bu milletin parası. 354 milyar Türkiye ekonomisinin yaklaşık yarısı. 354 milyar dolarla neler yapılmaz. Alt alta sıralasam buradan İstanbul 2500 kilometre gider gelir gider gelir yol olur. yalan üfürmeye devam ediyorlar. Dün Erdoğan sağlığı nedeniyle işte İspanya'daki zirveye gitmeyi şey erteledi, gidemeyeceğini bildirdi, mazeret bildirdi diye haber yaptılar. Çağrılmamış ki. O arada İspanya'da, Granada'da mühim bir zirve var. Ukrayna meselesi masada, Zelenski orada. Karabağ meselesi orada. Ama Karabağ meselesinin Azerbaycan ve Türkiye tarafları yok. Kendi işlerinde bir şey çeviriyorlar. Granada zirvesinde bütün Avrupa ülkeleri daha genişletilmiş olarak var. İngiltere Başbakanı da gitti. Muhafazakar Partisi'nin kongresi, konferansı vardı Manchester'da. Orayı bitirip ayağını tozuyla Granada'ya gitti. Ama içeride bunu üfürüyorlar. Hürriyet'in önceki günkü manşeti. Ya hiç hesapta yokken, hiç gereği yokken bir Ermeni terörist 50 yıl önce Los Angeles'ta iki Türk diplomatı şehit etmişti filan diye eski bir hadiseyi almış manşetine koymuş manşetine. Olayı kaşıyor. Niye? E çünkü dönem Ermenilere tekrar yüklenme dönemi, Ermenileri şeytanlaştırma dönemi. Hürriyet hep böyleydi. Önce de böyleydi. Şimdi de böyle, yarın da böyle olacak. Devam ettiği sürece böyle olacak. Kuruluş amacı bu. 6-7 Eylül 1955 olaylarının altında da hürriyet var. Arkasında da hürriyet var. Hürriyetin o günkü yazı işleri müdürü MİT elemanıydı. O dönem olayları fiştekleyen ekibin içindeydi. Geriye doğru bütün Türkiye tarihi bunun örnekleriyle doğru. Hrant Dink'in katline giden süreçte 2007 senesinden hemen önceki aylarda Hürriyet'in manşetlerine yaptığı haberlere Ertuğrul Özkök'ün yazılarına bakın. Orhan Pamuk'a Pam neler ettiler. Gelemedi ülkeyi dışarıda yaşadı epey bir süre. Sırf o yüzden. Sonra Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı diyor. Ermenistan işgali falan yoktu ki zaten orası. Azerbaycan'a 2020 operasyonuyla terk edildi işgal falan yoktu. 120 bin Ermeni can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Ermenistan tarafına göçtü bu nedenle. Ve siz de gidiyorsunuz oraya iddiaçıların başı <laughs> Enver Paşa'nın adını veriyorsunuz. Kör göze parmak. Zafer. Yani şey değişmiyor. Türk aklı, zihniyeti. Bu yani 1915 hatta geriye doğru da gider. İkinci Abdülhamit dönemlerine kadar, 1880'lere kadar falan gider. 100-150 yıllık iddiaçı kafa değişmiyor. Devam ediyor yani. Milliyet gazetesi şimdi Erme, e, Hürriyet gazetesi Ermeni e, düşmanlığını körüklerken eski hesaplar, eski dosyalar üzerinde milliyette aynı gün Rumlara barış çubuğu, Rumlarla barış çubuğu tüttürüyor. İşte neymiş efendim? Dostluk ölmedi. Yunan kız Türk hekimlerine emanet bilmem ne. Niye? E, konjonktür hazretleri öyle diyor. Konjonktür şu anda Yunanistan'da barış çubuğu tüt gerektiriyor. Ermenistan'da da düşmanlık tohumlarını ekelim. Daha da bu işe ne bileyim ateşe ee, odun atalım yani. Yani bir ateş yaktıkları yok da alevlendirelim. Ve tesir buluyor tabii. Alttan alta bu mesajları veren gazeteler. Bakın şimdi yavaş yavaş Türkiye'deki 1 Ekim Ankara saldırısına dönelim. Hürriyet'in iç sayfalarında işte Hürriyet arşivinden seçmeler e, diye bir köşe var. O köşede Geriye doğru hürriyet manşetlerini vermişler. 32 terörist öldü, 12 askerimiz şehit, arkanızdayız, anasının kuzunu, kuzusu, vatanının şehidi, tek millet, yek vücut. Ya bunlar aynen devam ediyor. Değişmemiş. Değişmemiş. 40 yıldır aynı manşetleri atıyorsunuz. Değişmedi, olmadı, silahla bir çözüm gelmedi. Her iki tarafa da ateş düştü, her iki tarafında kayıpları arttı. Her iki taraftaki acılı, matemli insanların sayısı arttı. Ve acılar katmerlendi. Tamam 40 yıldır devam eden bir dram. 40 günde hatta 4 senede çözülmez. Ama bu şekilde devam ettikçe çözüm yoluna girmesi de olanaklı değil. Hakan Fidan adres, adres gösterdi ve hemen zaten Türkiye kuvvetleri vurdu. Hakan Fidan da bu sürecin öne çıkan şahini gibi gözüküyor. Yani esasen dışişleri bakanı. Acaba Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı devam etseydi bu açıklamayı o mu yapardı? bilmiyorum ama Milli Savunma, MIT e, hepsinin ortaklaşa aldığı bir kararı neyse Genelkurmay Asker e, Hakan Fidan'a açıklamak düşmüş. Diyor ki teröristin olduğu her nokta meşru hedeftir. Ama bundan kasıt ne? Ayrıca da şunu da söylüyor yani o, üçüncü taraflar da buralardan uzak dursun. Bir anlamda Amerika'ya ve Rusya'ya da üst örtülü bir uyarı gidiyor. Fehim Işık fehim açmış. Çok açık biçimde soykırımdan söz ediyor diyor. Altyapı, üst yapı, enerji tesisleri yani yollar, tarlalar, iş yerleri, okullar, hastaneler aklınıza gelecek her şey hedef alınacak diyorsa bu soykırımdır diyor. Erdal Er, Ankara Kürtlere karşı yeni bir savaş konsepti devreye soktu. Hakan Fidan sivil asker ayrımı yapmadan Kürtleri vuracaklarını söylüyor diyor. Bu bu. İşte... Erdaler'in paylaştığı tweet Rojava Türk saldırıları altında su, elektrik ve petrol istasyonlarına drone saldırıları yapılıyor. Su, elektrik ve petrol istasyonlarına drone saldırıları yapılıyor. Sivil can kayıpları var. Kerim Has paylaşmış. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin veya ABD'nin kontrolündeki bazı bölgeleri hedef alan bir operasyon başlattı. Rus telegram hesapları ABD'ye ait bir F-35 uçağının havadan havaya bir füzeyle Türkiye'ye ait e, Anka sihasını düşürdüğünü yazıyor demiş. Markalarını, modellerini de vermiş. Ben onlara girmedim. Fotoğraflarını da paylaşmış. Evet. Bir şeyler oluyor. Ve mühim bunlara bakmamız lazım. Fehim Işık gene yazmış. Ankara'da gerçekleştirilen eylemi alelacele kınayanlar. Dünkü Hakan Fidan açıklamasından sonra Rojava'da sivillerin de katledildiği saldırılara dönük bir kınama yayınlar mı? Sabahtan beri en az 10 insan katledildi. Birçok sivil insan sivil alan hedef alındı diyor. Evet. O arada Ankara 1 Ekim hani kritik etmek suç ama neticede ilk gün ikinci gün kritik edenlere Abdülkadir Selvi de eklenmiş ama Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki yazısında enteresan bir detay veriyor. O detayı getiriyorum ekrana. Diyor ki teröristlerin aracı gasp ettikleri olay jandarma bölgesinde İlk tespitler aracın plakasına sisteme girildi ama terör öyle eylemi koduyla girilmediği bir cinayet şüphesi nedeniyle asayiş onu da küçümsemiş ya sıradan bir olay sıradan bir asayiş olay olarak giril şey yapıldı ondan dolayı da kaç ettiği 400 kilometre boyunca e, radara takılmadı. Yani bir aracı gasp et sahibini öldür onunla da 400 kilometre elini kolunu sallayarak gez Türkiye'de. Cinayet daha az bir şey mi? Daha küçük bir kabahat mi? Neymiş efendim? Cinayet suçuyla bir kodlama yapılmış. Terör şüphesiyle bir kodlama yapılmamış. Terör şüphesiyle bir kodlama yapılsaydı araç takibe takılırdı. Kendi dilleriyle düşüyorlar. O arada Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasındaki savaş, gerilim ne derseniz onu yumuşatma çabaları Ahmet Hakan bu fotoğrafı yayınlamış. Diyor ki her görüşten fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap. İşte diyor bu fotoğraf yayınlanmadı. Beraber otururken heyetler halinde bir fotoğraf yayınlandı ama böyle de bir fotoğraf çekildi diyor Süleyman Soylu Ali Yerlikaya görüşmesinde. işte diyor bu da diyor Barış'ın fotoğrafı. Fitnecilere cevap falan. Hep birazdan bir şekilde rejimin sözcülüğünü, tetikçiliğini, ayakçılığını yapıyorlar. Neyse. Dönelim muhalefete yavaş yavaş bağlarken. İttifak siyaseti artık bitti demiş. Meral Akşener dikkatimi şu çekiyor. Özellikle hükümete yakın gazetelerde boy boy haber oluyor. Videoları paylaşılıyor falan. Yani ya, e, beni seni paylaşmaya başlarlarsa ilk düşüneceğiniz şey şu ya ben ne yaptım da bunlara? Bunlar benim benim laflarımı, benim faaliyetlerimi paylaşmaya başladı. Bir dakika ya falan dersiniz. Yani bu direkt düz mantık olarak söylüyorum. Yani bakın Meclis başkanını ziyaret etmiş. Geniş bir şekilde yer alıyor. Yani her şeyi kabul ettiler. Mecliste de beraber çalışıyorlar. Dışarıda da yapılan her şeyi kabul ettiler. Suçlamaları kabul ettiler. Ahim kararına falan sahip çıkamıyorlar. Güncel dönen olaylar hakkında fikir ifade etmiyorlar. İşte ne bileyim siz <laughs> komünist manifestoyu, kapitali bilir misiniz falan diye böyle solculara hakaret ediyor. Yani tamamen şey eski fabrika ayarlarına döndü Meral Akşener yani tuhaf acayip. Bak orada değilim de bak TRT Haber internet hesabından canlı vermiş İyi Parti grup konuşmasını. Sabah internet şey Twitter hesabında kesmiş bir video koymuş. Dün evvelki gün Akşener'in hiçbir faaliyetini görmeyen, hatırlamayan, hatırlatmayan mecralar. Acaba niye diye sorar insan değil mi? Acaba niye? Bahattin Yücel paylaşmış eski bakan deneyimli bir siyasetçi. Bir süredir diyor CHP'yi takip ediyorum. Başta İstanbul. CHP'nin diyor kurultay öncesi il ilçe kongreleri haberlerini sosyal medyada izliyorum. Delege seçimleri için harcadıkları enerjinin yarısını son seçimlerde kullansaydılar Kılıçdaroğlu kesin seçilirdi diyor. Haksız mı? Bakın şimdi muhalefet demişken bu örnekle kapatalım. Eray Görgül'ü paylaşmış. T24'te çalışıyor. Meclisten bir manzara. Göç İdaresi Başkanı vekillerin sorularını yanıtlamak için meclis komisyonuna geliyor. İktidarı sığınmacı politikası üzerinden güya eleştiren CHP toplantıya tek milletvekiliyle katılıyor. O da sadece Suriye Devleti çağrıda bulundu. Acaba bu çağrıya kaç kişi uydu diye bir soru yöneltiyor. Muhalefet. Evet. Böyleyken böyle. Diyor ve bir manşeti daha yavaş yavaş noktalıyoruz. Güvenlikçi politikalar devrede. Aman kendinize mukayyet olun. Yayınları beğeniyorsanız not lütfen beğen e, tuşuna basın. E, abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Ben bu yayınlara en az 5-6 saat her gün çalışarak çıkıyorum. Bir şey ifade ediyor veya etmiyor. Bu önemli değil. Ben işime duyduğum saygı gereği en az 5-6 saat okuma, izleme, tarama yapmadan bu yayınlara çıkmıyorum ve orada süzdüğüm şeyi grafiklerle, ekrana getireceğim görsellerle falan düşüncelerimi de olgunlaştırıp size sunuyorum. Gazetecilikten başka gelirim yok. Yayının başında ve sonunda verdiğim patron hesabını ve diğer işte katıl butonu ve vesaire gibi konuları süs olsun diye, jenerik olsun diye falan paylaşmıyorum. Tek gelirim gazetecilik yayıncılık olduğu için. Haliyle yüzün altında Patreon takip destekçisi sayısı 90 civarında. Ee, bu kadar mı acaba? yani gerçekten imkanı olanlar açısından söylüyorum. Bir kahve parası Ne bileyim bir porsiyon yemek parası acaba artıramıyor mu? Takip ettiği görüşlerine görüşleriyle ilgilendiği veya en azından gündemi ondan takip ettiği sadece ben değil gazeteciler açısından. Bu önemli Dolayısıyla sizin vereceğiniz destek destek veremeyenlerin, habere ulaşması, bilgiye, analize ulaşması açısından önemli. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.